Siz Cumhurbaşkanı'nın yargı reformu derken neyi kastettiğini anladınız? Ne anladınız oradan? Buna bir cevap verelim, sonra Tamam. 2013 sürecine gireceğim tekrar. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği yargı reformunu, adalet reformunu ekonomiden ayrı tutabilmek mümkün değil. Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde tıkanmış, sorunlu, ister bunu pandeminin etkisi deyin, isterseniz siyasi gelişmeler, isterseniz efendim işte ekonomide yaşanan sıkıntılar, rezervlerimizin azalması, şu anda o hukuk reformunun, ekonomi reformunun içine veya yanına koyulmasının sebebi iktisadi sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu net. Çünkü ben şunu söyledim, ifade ettim, diyorum. Talimatla reform hukukta olmaz. Reforma da ihtiyacımız yok bizim. Bizim Yok mu? zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Evet. Reform değiştirmek demek. Zaten yıllardır hemen her gün kanun değiştiriyoruz biz. Yani sizin reformu eğer uygulamada reform olarak anlıyorsanız kabul ediyorum. O zaman siyasetin yargıdan elini çekmesi lazım. Net söylüyorum size. Siyaset yargıdan elini çekecek. Yargıyı kendisiyle baş başa bırakacak. Hukukla baş başa bırakacak. Diyeceksiniz ki ya onu yapamayız. Böyle oldu, geçmiş örnekleri şöyle. Veyahut da işte Anayasa Mahkemesi temelli verdiğiniz örnekler. İşte siyasetin müdahalesi. Esasında Anayasa Mahkemesi Fransa'da anayasa konseyidir. Siyasete karışır. Çünkü önüne gelenler incelemelerine baktığınız zaman Evet. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı o hukukilik denetimi adı altında da olsa siyasetin tasarruflarını denetlemektir. Verdiği kararlar nedeniyle, Danıştay'da da bu vardır. Verdiği kararlar nedeniyle efendim işte yerindelik denetimi mi yapıyor? Siyasi müdahalelerde bulunuyor. Bu hukukilik denetimini aştı dediğiniz zaman o ince çizgiyi iyi koruması da gerekir Anayasa Mahkemesi'nin, ama ister istemez siyasileşmek durumunda kalıyor. Veya kendisi siyasileşmese bile o siyasetçinin gözünde, eleştirisinde, alkışlayanın veya efendim işte ağır eleştirilere tabi tutanın nezdinde kardeşim Anayasa Mahkemesi siyasete müdahale etti oluyor. Esasında kuvvetler ayrılığı, bunu söyleyip sorunuza cevap vereceğim. Evet. Ve şimdi yeni yönetim sisteminde o üç kuvvetlerin paylaşılmış o güçleri kullanması, o kuvvetleri kullanması, yani ayrılmış güçlerin bu kuvvetler tarafından kullanılması dediğimiz yasamanın kanun çıkarması, Evet. yürütmenin uygulaması, yargının da bunların Anayasa Mahkemesi ve diğer mahkemeler eliyle hukukilik denetimini yapmasında teorik bir sıkıntı yok. Ama pratikte yeni yönetim sistemi ister istemez beraberinde iki sorunla kendisini gösterir. Bir, yasama yürütme. Partiden geldiğinde, partinin cumhurbaşkanı olduğunda ve o partinin ve o parti de meclisin en büyük milletvekili sayısına sahip partisi olduğunda ister istemez yürütmenin başında olan yasamaya müdahale etti. Ve sizin o parlamenter sistemden çıkarken, yani başbakanı meclisten değil de halktan cumhurbaşkanını seçtirdiğinizde o murad ettiğiniz, hedeflediğiniz, gerçekten yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılıp Evet. her ikisinin kendi fonksiyonları üzerinden gitmesini pratikte sağlayamadınız. Niye? Çünkü yeni yönetim sistemi şu anlayışla kabul edildi. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada bu bahsettiğiniz anlamında yeni yönetim sisteminin aşırı demokratikleşmesi, hukukileşmesi demiyorum, demokratikleşmesi bu coğrafyada zarar verebilir. Dolayısıyla başlangıçta biz böyle gidelim. Yani partili olursa, siyasi partisinden gelirse partisinin genel başkanlığını da sürdürsün. O zaman ne oldu Faruk Bey? İki şapkayı bir kişide birleştirdiniz. Ve her şey şaştı. Niye? Çünkü belediye seçimi olduğunda propaganda yapan. Efendim işte meclisin kürsüne çıkan veya mecliste bir salı günü grup konuşması yapan. Evet. Ama öğleden sonra gidip cumhurbaşkanlık kimliğiyle tarafsızlığını ortaya koyup seçilmiş her yerden, her siyasi partiden belediye başkanlarıyla aynı diyaloğu kurması gereken. Ama ister istemez kendi grubuna döndüğünde, kendi seçmenine hitap ettiğinde siyasi parti genel başkanı kimliğini öne koyan böyle bir karmaşık yapı ortaya çıktı. Bu ister istemez o beklediğiniz ayrılmış erklerin güçleri paylaşması istediğiniz şekilde yeni yönetim sisteminde yürümedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.